Benim için de kolay değil, anla. Rachel bir zamanlar sevdiğim kadın. Evlendiğim... oğlumun annesi... sensizsin. Gözlerindeki ışığı görmeden... hiçbir şeye inanmam yok. Hiç. Seni çok seviyorum Deniz. Ömrüm ömrüme nasip olsun diye... kaç gece dua ettim biliyor musun? Ben de öyle. Ve benim dualarım gerçek oldu. Bir daha seni hiç göremeyeceğim sandım. Bu mümkün değil. Sen çıkmasaydın ben gelirdim yanıma. Seni görmeden, dokunmadan yaşayabilir miyim sence? Ha? Gözümü bu dünyaya kapayacağım son güne kadar... benim sevgili eşim olur musun? Evet. Tüm kalbimle evet. İyi misin? Ağrın var mı? Hemşireyi çağırayım mı, bir ağrı kesici versin? Sus. Peki... tuvalete gitmek ister misin? Bir de üşütme. Evlenmeyi düşündüğün kadın... Deniz mi? Evet. Deniz. Senin kötü kalbinden, fikrimin dikenlerinden, batıyorsun hala derinden. Teşekkür ederim Deniz. Ne demek? Korkunç bir şey atlattın. Adamın silahına Mirat'a doğrulttuğunu hatırlıyorum. Sonrası yok. Rachel döndü anne. Artık uzakta değil. Burada. Mirat abi onun sayesinde hayatta. Geçmişte birbirlerini çok sevmişler ve onların bir çocuğu var. Sakın gelme istemem. Çok korkuyorum senden, bu muammalı halden. Çek çıkar elini kalbimden. Acı olan bu babam için bir şey ifade etmiyor. Elimde olsa da annemin sevgisini babamın kalbine koyabilsem. Bunu yapabilmeyi ben de çok isterdim. Bundan bir yıl önce, yani Deniz Hanım'la tanışmadan önce... annem gelmiş olsaydı... ve gerçekleri beni öğrenseydi... annemle tekrar dener miydin? Seni benden ancak ölüm ayırabilir Mirat. Nasıl bir sınav? Allah'ım nasıl bir kader.
Aşk da kadere dair. Hiç kimse nedensiz girmez insanın hayatına. Biri gelir seni sen eder. Biri gelir seni senden eder. Deniz Hanım seni sen mi etti? Seni senden mi etti? Beni ben etti İbrahim abi. Benim en güzel, en iyi halim. Ona aşık halim. Bak, ne güzel. Kendin söyledin cevabını. O halde Deniz Hanım kaderin sana bir armağanı. Ona sımsıkı sarıl derim. Sen de yoruldun. Uykusuz kaldın benim için. Cehennemi değil, seve seve. Sen yeter ki yiyor. Ben yaparım. Bana bırak. Peki. Yusuf'un sizinle kalması sorun olmuyordur umarım. Olur mu hiç öyle şey? Asla. Hem orası babasının evi tabii ki kalacak. Ayrıca Yusuf çok efendi bir çocuk. Oldukça iyi ve çok saygılı. Öyledir o. Her şeyim o benim. Bir dakika. Yusuf'u iyi görmen için saçlarını tarayacağım. Anne. Oğlum. Günaydın. 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 Daha iyisin değil mi? Gayet iyiyim. Merak etme. Bir sıkıntınız olmadı değil mi Deniz? Yok. Gayet rahat geçti. Geçmiş olsun. Ece ben. Aa, çok teşekkür ederim. Ben senin ismini çok duydum Yusuf'tan. Ben de sizi çok dinledim. Çok korkuttunuz bizi. Çok şükür bir şeyiniz yok. Sağ ol. Daha iyisin ya. Ay sizi de böyle yoruyorum. Annemle ilgilendiğin için teşekkürler Deniz abla. Rica ederim. Seve seve. Anne, hadi sen eve git dinle. Ben kalırım. Ece, okulun? Bir günden bir şey olmaz Mirat abi. Hiç kimse kalmasın lütfen. Hasta bakıcı var, hemşire var. Hem böyle yaparak beni çok mahcup ediyorsunuz. Ben buradayım bir kere. Ece. Sen okula git istersen, dersin de var. Sorun değil, kalacağım. Baba, Deniz ablayı eve götür. Hem yorgun. Tamam. Ben yine gelirim. Tamam. Ece, bir şeye ihtiyacınız olursa ararsın. Tamam Mirat abi. Tamam, merak etme. Hoşça kal. Hoşça kal. Sağ ol.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.